Tabiat tertemiz bir örtüyle kaplar yeryüzünü. Türlü canlılar, ağaçlar ve çiçekler kendi rengini alır topraktan. İnsanoğlu yaratılan bu renkleri, cisimleri ve tabiatın desenlerini kendi zihninde yeniden oluşturur. Ve hayatın içinde hayata dair manalar yükleyerek bir daha şekillendirir. Gözün gördüğünü, gönlün sevdiğini zihninde yeniden var edip kendi de karışır tabiata. Her yaprağın, çiçeğin, dalın ve ağacın renkleri insanoğlunun dünyasında sanatıyla yeniden var olur. Taş baskı günümüzde çirişli bez üzerine siyah geleneksel kök boya ve anilin boyanın birleşmesiyle bir birliği, beraberliği sembolize eden ve bir düğün havası veren, insanların kardeşçe yaşayabileceğini gösteren bir sanat. Kastamonu'nun çiçek ve ağaç kokulu atölyelerinde ağaçlar kumaşla, kumaş boyayla karışır, birlik olur. Geleneksel el sanatlarının her biri şehrin kültürünü birbirine bağlayan bir işlev görür. Elle oyulup kabartılan ağaç parçaları üzerinden el dokuması patiska bezlerle buluşur. Biraz merak, biraz istek. Kalıpların anlamları ilgimi çekti. Kalıpları çok araştırdım. Ne kullanılmış, eski tarihlerde ne kullanılmış. Onlarla çok ilgilendim. Sonra birden kendimi bu işin içinde buldum. İnsanın sanatı keşfetmesi de tabiatta gördüklerini yine tabiata kazımasıyla başladı. Onun desenlerini onun renkleriyle işledi. Duvarlara, ahşaba ve dokuma kumaşlara. Her bir çizgide, şekilde ve desende yalnız evrenin değil, kendi iç dünyasının izleri de vardı. Biz sanatımızla derdimizi, kederimizi, sevincimizi, üzüntümüzü aktarırız. Eskiden hamile kadınlar hamile olduğunu aktaramazmış, söyleyemezmiş ben gebeyim diye. Bunu sofra bezine motiflerle işlermiş ve kayınvalideleri, eşleri bunu sofra bezindeki motiflerle anlarmış hamile olduğunu. Ya da bir cenaze zamanı taş baskı örtülerdeki o hüznü, kederi, insanlar oradaki matem havasını hep örtülerde yansıtmış. İslam inancına göre örtüler yalnız bedenin değil, ruhun ve ziynetin üzerini sarıp sarmalayan bir anlayışla kullanılır. İnancın özündeki bilgi bu anlayışla aktarılır gelecek nesillere ve bilgiyi paylaşmak sadece sanatın değil, belki de bütün bir kültürün devamını sağlayacaktır. Bilgi, verdiğiniz ölçüde, paylaştığınız ölçüde sizin sadakanızdır. Yani bu sadakayı paylaşmamız lazım. Yani sadece usta olmak, bir şeyi yapmak, bitirmek, atmak, satmak bunlar çok önemli değil. Ne verdiğiniz önemli. Nasıl verdiğiniz önemli. Ben kurs açtığım dönemlerde nasıl benim ustam bana boyayı aktarmışsa ben de yetiştirdiğim öğrencilerime bunu aktarmak zorundayım. Bunu kendime saklarsam eğer benimle mezara gider. Sonra bir anlam taşır mı? Hayır. Taş baskı sanatı doğadaki şekillerin ve renklerin baskı kalıplarına ustalıkla işlenmesiyle başladı önce. Değişik boyutlardaki ahşap kalıplara elle işlenen bitkilerle geometrik şekiller, sanatkarın ustalığı, iç dünyası ve şehrin manevi iklimiyle şekillendi. Zamanın ruhu her ne kadar başka üretim şekillerini çağırsa da, insan geçmişiyle birlikte var olmayı ve gelenekle gelecek arasında sağlam köprüler kurmayı bildi. Geçmişten gelen sanatın incelikleri, bugünün sanatkarlarına yol gösterdi. Onlar da aynı özde var olmanın estetik yanlarını serdi önümüze. Her gün yenileniyor. Her gün yeni bir kalıp öğreniyorsunuz. Mesela keklik kalıbım benim için çok kıymetlidir. Onu
değerli bir abimiz getirmişti. Bu sizin elinizde değerlenecek. Çok kıymetli bir kalıptı. 120-150 senelik kalıplarım var elimde. Geleneksel sanatlar, elindeki kıymeti tek bir çizgi yahut renkle bile ifade edebilen ustaların elinde yükseldi. Asırlar boyu taş baskıdaki her bir motif de tabiatı resmetmenin ötesinde anlamlar taşıdı. Sözün bittiği yerde sanatkarın desenleri ve elinin ustalığı girdi devreye. Bizim birçok barış motifimiz var, mesela tekli geyik, çiftli geyik. Bunlar hep bizim barış motiflerimiz. Yani mesela Hürrem Sultan'a ilk hediye edilen gazel. Yani bunun çiçek versiyonu bile bizim ne kadar hoşgörülü olduğumuzu, ne kadar insanlara karşı bir sevgi dolu olduğumuzu aktarıyoruz. Bir şekilde aktarıyoruz. Biz aktarmayı becermişiz aslında ama bunu belki sözlü olarak ifade edemiyoruz. Bunu örtülerde ifade etmişiz, sinir bezlerinde ifade etmişiz. Bunu misafirlerimiz geldiğinde biz size değer veriyoruz havasını sadece işte yaptıklarımızda ifade edebilmişiz. Bizim misafirlerimiz kıymetli demişiz. Şehir estetiği ve kültüründe Anadolu insanının inanç zaviyesinden bakışı her devirde belirleyici oldu. Geleneksel sanatlar devletin kudretine, göğe yükselen kubbelerin haşmetine ve evlerin göz göz pencerelerine kadar her yanı şekillendirdi. Şehrin insanını sarıp sarmalayan bu huzur ortamından sanatkar da kendi nasibine düşeni her zaman aldı. Hep eski desenleri, eski basılmış örtüleri incelediğimde de hep dairedir Kastamonu yöresinde. O da insanların omuz omuza, birlikte, diz dize, birlikte olmayı anlatır. Taş baskıda kullanılan kalıplar, tıpkı eski zamanlardaki gibi ıhlamur ağacının yumuşak yüzeyine kabartılır. Titizlikle düzeltilen yüzeylerin batırılacağı boyalarsa, tabiattan toplanmış bitkilerin özenle karıştırılmasından elde edilir. Yüzyıllardır süren bu yöntemle elde edilen karışım, kainatın özünden süzülen bir renk olup akacaktır hazinenin üzerine. Siz örtüyü 90 derecede yıkayabilirsiniz. Çamaşır suyuna dahi yıkayabilirsiniz. Fakat bunun üzerindeki boyaya hiçbir şey olmaz. Fakat örtü çürür. Yani olan örtünüze olur ama boyaya hiçbir şey olmaz. Taş baskının böyle bir özelliği var. Bu da aslında boyanın ne kadar tutunduğunu, ne kadar sabitlendiğini, güzel bir doku elde ettiğini gösteriyor. Geleneksel Türk-İslam sanatlarında malzeme seçimindeki özen ve doğaya gösterilen titizlik, her daim insana duyulan saygının ve muhabbetin emaresiydi. Ondandır ki sanatkar, yüzyıllar boyu aynı canlılığı ve manayı koruyacak şekilde üretti eserlerini. İnsanoğlu hep ismiyle yaşar, yaptığıyla yaşar, işiyle yaşar. Bunlarla yaşar. Ustaların da bu araştırmalarında boyaları ne kadar çıkmazsa, ne kadar uzun süreli kalırsa bu çalışmaları hep olmuş. Dağlarda, bayırlarda kök toplayarak bunu sürekli denemişler. En çıkmaz noktada da bu taş baskı boyasını elde etmişler. Geleneksel sanatlarda mesleğe duyulan aşk, ustanın becerisiyle doğruya, gerçeğe ve mutlak olana ulaşma çabasında vücut bulur. Eserden yansıyan sadece renkler ve motifler değildir. Sanatkar, yaratılıştan gelen estetik güzelliğe kendi değerlerini katıp buna göre şekillendirir eserini. Ecdat bize bence olmadım havasını vermeye çalışmış. Çünkü bizim ustalarımız bile kusursuz bir örtü yaptıklarında mutlaka köşelerine bir kusur bırakırlarmış ki ben Allah-u Teala değilim. Yani ben kusurlu bir varlığım ve kusur benim yaptıklarımda, ben kusurlu değilim.
Çünkü beni Allah yarattı. Bu yüzden ahlak, merhamet, vicdan aslında bizim örtülerimize yansıyan kısım. Asırlar boyu bilginin, görgünün ve kültürün aktarılmasında taş baskı sadece bir vesileydi. Bembeyaz örtülerin üzerinde çağların sessiz tanıklığını resmettiler. Hiçbir sözün ifade edemeyeceği duyguları avuç içi kadar desenlerin çizgileriyle anlattılar. Her motifte insana dair yeni bir dünyanın kapıları aralandı. Kapının dışında kalıyor, siz burada yeni bir dünyaya açılıyorsunuz. Bir göbek dönüyorsunuz, muhteşem, unuttunuz. O gün evde yaşadığınız veya dışarıda yaşadığınız bir olumsuzluk bitti. Arkadan ikinci göbeğe dönüyorsunuz, bambaşka bir dünyaya açılıyor. Derken en son eseriniz çıktığında, ya ben bugün neye canım sıkılmıştı, kaybediyorsunuz orada. Bu bana kattı en güzel şey. Anadolu'nun yurt kılınmasında ve geleneksel sanatların bu topraklarda kök salmasında, Anadolu hanımlarının bereketiyle estetik bütünlüğü her zaman belirleyici bir unsurdu. Ailenin dirliği, yuvanın saadeti ve hünerini üretimden gelen gücüyle birleştirip, kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol oynadı. Ve her daim bunu Allah rızası için yaptığının bilincindeydi. Her kadın önce üretmeli, tüketmemeli. Çünkü biz anneyiz, eşiz, ablayız, kardeşiz. Her konuda bir şekilde bir yerde üretmeli. Evlerde oturup da birilerinin açığını eleştirmekten ve günaha girmektense kendi ürettiğinizle sevaba girmek her zaman güzeldir. Anadolu hanımı, Türk İslam medeniyetinin sabrının ve zorluklar karşısındaki direncinin en somut göstergesi oldu. Gün geldi, hanesinde bereketin timsali oldu. Gün geldi, cephede yurt savunmasının neferi. Benim ruhumda aslında Kastamonu ruhu kadını var, Şerife Bacı var. Ben Şerife Bacı ruhunu iliklerine kadar hisseden bir insanım. 2012 yılında atanamamış bir öğretmendim. Ama sonrasında benim atanamamam benim hiçbir hayatımı etkilemedi. Çünkü dedim ki ben eğer içimde sanat varsa ben bu sanatın ışığını karşıya yansıtabilirim. Ecdadın mirasını sanatıyla yansıtan hanımın hayata ve geleceğe dair her zaman söyleyecekleri oldu. Dingin bir ormanın, rengarenk bir tabiatın yahut çağıldayan bir ırmağın tertemiz kumaşlardaki aksi, onun ruhundan taşanlarla bütünleşti. Nene Hatunlar var, Halime Çavuşlar var. Yani böyle bir ecdadın torunlarıyız. Tabii ki gayretli olmamız gerekiyor. Onlardan öğrendiğimiz de omuz omuza vermek, birlik olmak, dirliğimizi korumak, kimsenin bize sokacağı fitneleri kulak asmamak. Atalarımızdan böyle geldi. Geleneksel sanatlar, kültürün sessiz mesajını en yalın haliyle ortaya koyar. Her işaret ve her desen tabiata, inanca ve yaratılışa dair anlamlar taşıdı asırlar boyu. Ustası bembeyaz bir örtünün üzerinde anlattı toprağın bereketini, gelinlerin derdini ve çocukların umudunu. Buğday başlığının bereketi simgelediğini anlatır. Yağmur damlası bereketi simgeler. Sonra bazı kalıplarımızda mesela lale kalıbı Allah lafzını simgeler. Gül kalıbı Peygamber Efendimizin kokusundan gelir. Yani bunlar bizim için kutsiyeti olan bir şey. Kutsal demiyorum, kutsiyeti olan. Taş baskı ustasının örtü üzerine aktardığı her motifle zaman ve mekandan azade bir duygu sabitlenir patiska kumaşa. Günler ayları, aylar mevsimleri, yıllar yılları kovalasa bile
ustanın o anki dertleri, kederleri yahut sevinçleri kalır desenlerin iç içe geçmişliğinde. Taş baskı her gün aynı desen olmaz ya da her gün aynı motif, aynı kompozisyon çıkmaz. Benim o anki ruhum, yani o anki heyecanım, o anki üzüntüm, illa siz bir üzüntü havası vermek istemeseniz bile o içerisinizde sizin üzüntü varsa, o an bir şeye öfkelenmişseniz zaten taş baskı bu ister istemez yansıyacaktır. Taş baskı sizin ruhunuzu bir anlamda yansıtır, ayna olur size. Anadolu kültüründe kumaşa işlenen her motif kendine özgü anlamlar taşır. Canlıların duruşundan tabiatın türlü bitkisine, küçücük bir yaprağın kıvrımından geometrik şekillerin köşelerine kadar her çizgisinde ayrı bir manayı, ayrı bir bütünlüğü yansıtır. Sanatkar, yaşama dair biriktirdiklerini, duygusunu ve yüzyıllar boyu sürüp gelen geleneğin gücünü kullanarak basar desenleri. Modern çağ insanı, maddeyle kuşatılmış dünyasından başka alemlere açılacak bir kapı, bir pencere arar kendine. Huzuru bulacağı bir meşgale, yeni bir üretim anlayışı, gelenekselle modern asrın insanını bazen bir marangozun atölyesinde, bazen de kumaşların, boyaların ve desenlerin arasında buluşturur. Hakim Hanım, bir müşterim var mesela. Taş baskıyı ben diyor ruhumda hissediyorum diyor. Ben evet hakimim ama ben en çok mutlu olduğum an taş baskı yaparken diyor. Mesela İstanbul'a yine bir workshop'a gittiğimizde bizim pilot bir müşterimiz vardı. Benim diyor pilotluğum ayrı ama taş baskının bana kattığı çok farklı diyor. Yani taş baskı herkese bir şey kazandırıyor. Geleneksel sanatlar, sanatçıyla toplum arasında başka türlü bir ilişkinin, dostluğun ve muhabbetin vesilesidir. Gelinlik kızların çeyiz telaşından, misafir ağırlanacak masaların örtülerine kadar ortak kültürün birbirine bağladığı insanlar, sanatın örtüsü altında buluşur. Başka başka olsa da dertleri, sanatın estetiği onları bir araya getirir. Bana taş baskının verdiği dostluklar bambaşka bir şey. Çünkü hiç tanımadığınız bir insanla dışarıda ne yaparsınız? Merhaba dersiniz, bu geçer biter. Ama hiç tanımadığınız bir insan bu kapıdan girdiğinde, ne yaptığımı sorduğunda, nasıl yaptığımı sorduğunda muhabbet açılıyor zaten. O kendi fikrini söylüyor, siz ona anlatıyorsunuz, tanıtıyorsunuz ve duygularınızı paylaşıyorsunuz. Bir arada da bir bakmışsınız, muhabbete girmişsiniz, bir dostluk ve bir telefon verme, hani arayabilir miyim, sizden yardım isteyebilir miyim gibi böyle güzel dostluklar oluyor. Sanatın evrenselliği en kuytu köşelerde olsa da insanları kendi evreninde buluşturur. Farklı inançtan yahut kültürden de olsa Anadolu'nun motifleri insanları yaşama, doğaya ve insana ait duygularda birleştirir. Her insan birbirinden farklı yaratılmış olsa da, sanat eserinin karşısında mutlaka kendinden bir iz bulacaktır. Yurt dışından müşterilerimiz geliyor, inanın şu alt bezi dediğimiz örtüleri alıyor. Çünkü diyor bunlar da bir sanat. Yani bu sanat sadece bir yuvarlak çember değil, bu sanat bir ruhun yansıması. Biz bu şekilde düşünüyoruz ve taş baskıya gönül veren bir insan bir daha bundan vazgeçemez diyoruz. Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de onu cennete ulaştırır. Doğru söyleyen, doğru yaşayan ve bunu geleceğe aktaran kişi Allah katında sıddık olarak kaydedilecektir. Ondandır ki
Sanatkar emeğinde de, öğretisini gelecek kuşaklarla paylaşmasında da bu inancı yüreğinde taşıyan kişidir. Usta olmak değil bu, ilerlemek. Ölene kadar öğrenmek zorundayız. Ölene kadar her gün bir şey keşfediyoruz. Şimdi bunu öğretirken de doğruyu aktarırsanız gelecek nesillere de doğru yolda ilerleyeceklerdir. Geleneksel sanatın özünde paylaşmak ve dayanışma vardır. Bir zamanlar köy köy gezen baskı ustaları, gelinlik kızların çeyizlerini, yazmalarını ve örtülerini renklendirdi. Anadolu'da kurulan her yuvanın, tüten her hanenin harcında bu dayanışma kültürünün ve estetik anlayışın izleri görülür. Benim büyük annem de mesela köy köy gezermiş, taş baskıları gelin olacak kızlara çeyiz olarak yaparmış. Ve ben o ruhu içinde hissediyorum. Belki sadece siyah beyaz bir örtü görüyorsunuz. Ama o siyah beyaz örtünün içerisinde benim içimin güzellikleri var, yeşillikleri var. Yani köyümün ormanları var ve düğünüm var. Sanatçının ortaya koyduğu her eserin bir kapıdan içeri girmesi, o evdeki insanların yaşamına dokunması onun hiç bitmeyecek düğünüdür. Sanatçının insanlarla kurduğu bu bağ, asırlar boyu kendi yatağını bulmuş bir nehrin akışına benzer. Her kıvrımda, her kapıda bir iz, bir anı bırakarak sürer gider. Bütün evlere giriyorum böylece. Yani elbiseyle giriyorum, çantayla giriyorum, masa örtüsüyle giriyorum. Yani düşünsenize bir şeye bakarken, el emeği, el sanatına bakarken, orada ustanın ne düşündüğünü veya bunu yapan kişi ne hissetti diye sormaz mısınız? Ben her evde sorgulanıyorum. Ne hissettiğimle alakalı. Taş baskı sanatı hiç tamamlanamayacak, ömrünün sonuna kadar ustasıyla birlikte yürüyecek bir öğrenme sürecidir. Sanatkar bu yolda bir derviş gibi hep iyiyi ve doğruyu aramayı sürdürür. Kendi bilgisini, görgüsünü ve kültürünü gelecek kuşaklara aktaracak, geriden gelenlerle önünde gidenler arasında bir köprü olacaktır. Kendimi geliştirebilmek, sanatımı daha ileriye taşıyabilmek, Kastamonu'ma fayda sağlayabilmek ve Kastamonu'mun geçmişten gelen bu kültürünü gelecek kuşaklara en güzel şekilde aktarabilmek. Evet, bazen postmodern de çalışıyorum. Evet, bazen geleneksel çalışıyorum ama ben özümü kaybetmeden bir sanatçı ruhuyla, evet belki bir sanatçı olamadım ama sanatçı ruhuyla bunu geleceğime aktarmaya çalışıyorum. Şu an 5 yaşında bir oğlum var ve ben 2 yaşından beri ona baskı öğretiyorum. Her insan gibi her sanatkar da ardından hayırla yad edilmeyi ister. Şüphesiz ki sanatı ve ömür boyu biriktirdiği insanlığı buna vesile olacak. Bunun dışında ne bir şan ne bir şöhret, yalnız tevazu ve eserleriyle anılacak. Nasıl bilirdiniz diye sorulduğunda önce Allah'ın rızasını, sonra geride kalanların hayır duasını arayacak. Kibir hiç olmamalı, tevazu sahibi olmalı, ölene kadar da bunu yaşatmalı. Yani arkasından şunu söylesinler, nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Bu çok kıymetli bir şey. İyi bilirdik, çok iyi bir ustaydı. Bu önemli. Bugün demesinler, o çok iyi ustadır değil. Ben olduktan sonra da çok iyi bilirdik, çok iyi bir ustaydı. Çok güzel şeyler bıraktı. Daha ne isteyebilir ki? Yüzyıllar boyu inancın, alışkanlıkların ve kültürün şekillendirdiği taş baskı sanatı hiçbir kesintiye uğramadan sürdürülüyor. El emeğinin, göz nurunun örtüler üzerindeki ahengi dört bir yandan insanların ilgisini çekiyor. Her biri kendi mana bütünlüğü ve estetik anlayışıyla evleri, çarşıları ve hayatları süslüyor.
Türkiye'nin birçok noktasında kişi beni arayarak işte Goncuk Hanım siz bize ışık tuttunuz. İhracat yapan bir ablamız mesela, sen benim çocuklarımın örneğisin. Ben seni çocuklarıma örnek alıyorum dedi. Yani bu o kadar güzel bir şey ki. Ben sürekli mesela İngiltere'den, işte Avustralya'dan, birçok noktadan beni hiç tanımayan, daha önce beni hiç görmemiş insanlardan hediye alıyorum. Ve gerçekten bu çok onur verici. Allah'ın hikmeti tüm güzellikleri insana bahşedecek bir mücevher gibidir. Sabırla ve umutla örülmüş bu gayret, kahraman bir şehrin hanımlarını kah kanı yollarında, kah baskı atölyelerinde sarsılmaz bir inançla birbirine bağlar. Anadolu'nun hanımı evlerden küçük tezgahlarına, çarşılardan şehirlere uzanan kadim bir kültürü omuzluyor. Türk-İslam kültürünün bu topraklara dair her neyi varsa onu benliğinde taşıyor. Bazen işi yaptıktan sonra öyle güzel bir şey çıkıyor ki diyorum ki Allah'ım sana şükürler olsun bana bu aklı vahşettiğin için. Rabbim sana şükürler olsun bana bu mesleği nasip ettiğin için.